Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 10 2. ünitenin 3. dersi. Yani 2. ünitenin sonuncu videosu, sonuncu dersi diyebiliriz. Eddersu Salisu 3. ders. Salis 3. Nedir o? Efradül üsveti aynenin şertleri, bireyleri. Efrad yani ferdün, ferdani efrad cem-i mükesserdir. Efrad Türkçede de kullanılan bir kelime. Hüsra aile, efrad, fertler diye bir de işte bireyler, aile bireyleri. Çoluk, çocuk, anne, baba, dede vesaire. Temhid, giriş, hazırlık soruları diyebiliriz. Buradaki ma sorudur yani. Nedir, kaçtır gibi soru edatımız. Ma adedu efradi usratike. Senin ailenin, fertlerinin sayısı kaçtır? Sayısı nedir? Ke sen demek. Üsra ayet. Efrat bireyler. Adet. Adet yani kaç adet. Kaç sayısı kaç. Ve ma yine sorudur ma. Ma mihenuhum. Ve onların işleri, meslekleri, kariyerleri nedir? Ma nedir demek. Mihen kelimesi işler, kariyerler manasında. Hum onlar. Onların işleri nedir? Ve ailenin bireyleri kaçtır? Kaç tane kişi var ailenin? Okuma parçasının adı Usrati, benim ailem. Ene ben kimim? Halidun, Halit. Ben Halid'im, benim adım Halit. Ene ben neyim? Mühendisun, bir mühendisim. Nerede ki şirketin, hasatin, özel bir şirkette mühendisim, mühendislik yapmaktayım. Ve hazihi şu da zevceti, benim eşimdir. İsmuha, eşimin ismi nedir? Hatice'tu, Hatice'dir. Dikkat çekilecek noktalar var yani. Ha müennes zamir çünkü zevcet kelimesi müennestir. Hiye o yine hiye geldi görüyorsunuz. Hüve değil hiye müennes zamir kullanılmıştır. Hiye o Hatice yani nedir? Müderrisetun müderrisedir yani öğretmendir, bayan öğretmendir. Nerede? Fisaneviyeti saneviyede. Saneviye eski deyiş ile ortaokulda. Günümüzde ortaokul ismi yani yok diyebiliyorum. Artık ne diyebiliriz? İkinci kademeli okul, orta dereceli okul diyebiliriz. Nahnu biz neskunu sekene yeskunu, eskunu neskunu. Oturuyoruz. Nerede? Fi Ankara'te, Ankara'da oturuyoruz. Bi Türkiye, Türkiye'de. Türkiye'de, Ankara şehrinde oturmaktayız. Ve hazi, şu gördüğün şey de nedir? Yani şuradaki resmi diyor. Gördüğün şey de nedir? Suratu usrati ailemin resmidir. Neyle beraber? Ma'a istika'ina arkadaşlarımızla beraber ailemin resmidir bu gördüğün şey. Lena bizim için vardır. Difletan iki tane kız çocuk. Bizim iki tane kız çocuğumuz var. Atan o iki kız çocuk kimdir? Zeynebu ve Nerminu. Zeynep ile Nermin'dir. Birisi Zeynep, diğeri Nermin. Zeynep, Zeynep fi tasi'ati min umriha 9 yaşındadır. Ve uhtuha ve onun kardeşi kim o yani Nermin fi sabi'ati 7 yaşındadır. Huma her ikisi de yani Nermin de Zeynep de tedrusani ders görmektedir, okumaktadır. Fi iptidaiyeti iptidai okulunda yani ilkokul olabilir, ilk öğretim olabilir veya bu ne olabilir? Ana sınıfı diyebiliriz. İlkokulda okuyorlar. Başlangıç okulu. Hazani, işte bu gördüğün iki şey de nedir? Validun, valittir ve validetu zevceti, eşimin annesi ve babasıdır bu gördüklerinde. Hami şurtiyun, mutekaidun ve hamati mümerrizatun, mutekaidetun. Mutekaid, emekli manasında. Şurti kelimesi polis manasına gelmekte. Mümerriza da hemşire demektir. Buna göre hamin de manası vermek lazım. Hami kayınpeder demek. Hami benim kayınpederim nedir? Kayınpederim ne iş yapar? Şurtiyun polistir. Öyle polis ki mütekaidun emekli polis. Yani şu anda değil. Ve hamati az önceki kayınpederse bu ne olacaktır? Hamati kaynanam oluyor artık kayınvalide mi? Zıt yani her neyse o. Mumerrizatun hemşiredir ama mutekaidetun emekli. Emekli hemşire. Huma her ikisi de nedir?
Ya'işan yaşamaktadırlar fi İstanbul'e, İstanbul'da yaşamaktadırlar. Ha'ulâ'yı şu gördüklerin ise sadîkâtuna bizim arkadaşlarımızdır. Hâzi işte şu resmi gösteriyor. Şu şudur, bu budur tek tek anlatıyor. Hâzi şu Semîratu, Semîra veya Sümeyratu, Sümeyre'dir. Hiye o nedir? Mühendisetun hasubun. Hasub mühendisi yani bilgisayar mühendisidir o. Mühendisetun hasubun bilgisayar mühendisi demektir. Ve hazi şu gördüğünde büşra, büşradır. Hiye o büşra nedir? Dabibetun, tabiptir. Bayan doktordur yani. Emma şimdi gelince hazi şuna diye bir kişiye. Fehiye o da nedir? Uhtu Büşra, Büşra'nın kardeşidir. İsmuha Kübra, onun ismi de Kübra'dır. Hiye Kübra, Azba'u Azba'dır, yani bekardır. Limazani için haulâ'i şu ennâsu insanlar mesrurûne cidden, gerçekten de niye mesrurlar? Mesrur yani sevinçli olmalarının sebebi ne? Resimdekiler gayet sevinçli duruyor. Li'ennehum çünkü onlar yehtefilûne bi zikra zevacina. Yehtefilune kutluyorlar. Neyi? Bi zikra yıl dönümünü. Neyi? Zevacina evliliğimizin yıl dönümünü kutlamaktadırlar. Bu yüzden mutlular, sevinçliler. Ecibi, sen cevap ver. Anil esiretil atit hasel hivar. Parçaya göre aşağıdaki gelen sorulara cevap ver. Parçayı düşünerek bunlara cevap ver. Ma mihnetu Halid, Halid'in işi, mesleği nedir? Parçada geçiyordu. Parçadan bul yani. O yüzden parçaya göre denilmiş. Mihnetu Halid, mühendisin. Mihnetu Halid'in, Halid'in mihneti yani işi nedir? Mühendisin, mühendisliktir. Eyne nerede yeskunu oturuyor ki? Halid'ün, Halid ve üsratuhu ve onun ailesi. Bunlar nerede oturuyorlar? Yeskunu oturuyor, hiye o yani gizli zannı. Yeskunu fi Ankara'ta. Üç, Kemvele'den kaç çocuk vardır? Li Halid'in ve Hatice'tin. Halid ve Hatice için kaç çocuk var? Yani bunların kaç çocuğu var? Lehuma o ikisi için vardır ne? Veledani iki tane çocuk vardır. Peki 4. Limazani için haula'i ennasu sa'idune fi surati. Peki şu insanlar, resimdeki insanlar niye mutlular? Bir cevap. Li'ennehum çünkü onlar yahtefilune bi zikra ezzevvar. Yıl dönümünü kutluyorlar. Evliliğinin yıl dönümünü kutlamaktalar. Bu yüzden sevinçliler, mutlular. 3. Unzur bak ila şeceretil aileti. Aile şeceresine. Şecereye bak diyor. Ve ekmil ve tamamla el feragati boşlukları tamamla. Kemafil misali örnekte olduğu gibi. Ömer yazmış, Meryem yazmış. Devamını bizden beklemekte. Ne var burada? Ali, Hasan, Ayşe, Fatıma. Bunları şimdi cevap olarak, soru olarak görmek istiyorum. Meryem'u, Meryem kimdir? Zevcetu Ümera, Ömer'in zevcesidir. Meryem, Ömer'in zevcesi yani eşidir. Doğru mu? Doğru. Zaten onu ben yazdım diyor. Gerisini de bizden bekliyorum. Mesela Ömer nedir, kimdir diye. Ömer nedir? Zevcu Meryem, Meryem'in eşidir. Tam zıttı yani. Meryem nedir? Ömer'in eşidir. Ömer de Meryem'in eşidir. Aynı şey. İki, Hazani şu ikisi nedir? Hasanun ve Aliyun. Hasan'dır ve Ali'dir. Huma o ikisi. Şuradaki Hasan ile Ali'den bahsedilmekte. Bu ikisi nedir? Ehavani kardeştirler. Üç, Hatani şu ikisi. Aişetu ve Fatımetu. İşte Ayşe ve Fatma. Huma o ikisi nedir? Uhtani yine kardeştirler ama bu sefer kız kardeşler. Uhtani. 4. Ali nokta nokta Ömer. Aliyun Ali nedir? Veledü Ümera Ömer'in velididir yani çocuğudur. 5. Aişetu Ayşe nedir? Bintu Aliyin Ali'nin kızıdır. 6. Fatımetu Fatma nedir? Uhti Aişete Ayşe'nin kızıdır. Kim kimin nesi olur?
Burada onu anlatmamız istenmişti. İstev değil değiştir. Bedel getir. El cümletel atiyete. Aşağıda yer alan cümlede değiştir. Uygula. Neyle değiştirelim? Nasıl bir cümle oluşturalım? Bima o şeyle ki. Beynel kavseyni. Parantez arasında yer alıyor. Kema fil misal. Örnekte olduğu gibi. El halu mahbubun. Hal kelimesini demiş. Halat haline çevir. Halat yaparsan mahbub da ne olur? Mahbubat olur. Değişir ya. Yani. Dolayısıyla el ammat ise bu. Buna nasıl gelecektir? Mahbub kelimesi nasıl getirilsin? El ammatu mahbubat olur. Bir şey değişmez. Aynı şekilde iki mi? Biri söylemiş olduk. İki. El ceddü. Yani şu kelime. El ceddü. Cedd ile mahbubatı uygularsan cedd dede demek. Yani erkektir. Müzekker ve müfrettir. Öyleyse müzekker ve müfrede mahbubatı uygulaman lazım. O da ne olur? El ceddü mahbubun olur. Mahbubetun olmaz mı önnesi değil. Mahbubatun olmaz cemi müennes değil. Mahbubun olur. El ceddetu mahbubetun olur. Sonuna yuvarlak bir ta ekleriz. El ceddetu mahbubetun. Ceddene, ceddetu nine demek. El ummu anne nedir? Mahbubetun mahbubedir. Mahbubetun. Mahbube sevilmiş, sevilir. El ummu anne nedir? Mahbubetun sevilmiştir, sevilmektedir. Daha sonra ne geliyor? El haletani. Haletani'yi uygun yap demiş. Mahbubatun, mahbubetani, mahbubani, mahbubun. Nasıl yapman gerekir? Evvela haletani. Manayı bilmeye gerek var mı? Hayır yok. Bu kelime ne? Tesniye. Elif'in hemen sağında, Elif, pardon. Nun'un hemen sağında Elif yer aldığına göre bu kelime tesniyedir. Nun'un hemen ardında, hemen sağında Elif var. Demek ki ne? Tesniye. Elif'in de hemen sağında T var. Öyleyse bu kelime müennestir. Demek ki aradığımız şey tesniye ve müennes olmalı. Şu kelimeyi tesniye ve müennes haline çevirmeliyiz. O da ne olur? Mahbubetani olur. El-evladu, veledun veleden, evlat müzekkerdir. Cemidir. El-evladu mahbubune olur. El-ümmehatu var. El-ümmehatu mahbubatu olur. Mahbubatu buradaki gibi. Değişiklikleri neye göre yaptık? Diyelim ki sınavda farklı bir kelime soruldu. Neye göre ben çevirdim? Mahbubatundaki değişiklikleri neye göre yaptık? Buradaki kelime müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes mi? Bu tür özelliklerine göre şu kelimede değişiklik yaptık. El-ammatu cemi müennes kalıbı. Yani şu açık bir T var. Sağında dik bir elif var. Bu yüzden bu kelime de aynı şekilde açık T sağında dik elif halinde yazılmalı. Aynısı. El-ümmehatu açık T sağında dik elif var. O zaman yine aynısı. Bu şekilde yani kelime yazılır. Sonunda bu olur. Niye? Çünkü bu kelimenin de aynısından var. El-ceddü sonunda bir ek yok yani. El-ceddü dede demektir. Müsret müzekkerdir. Bu kelimeyi müsret müzekker yapman gerekir. Müsret müennestir. Müsret müennes yapacaksın. Müsrettir müennestir. Manası müennes değil mi? Anne. Evet. Haletani tesniyedir müennestir. Tesni olduğunu esrelin bundan anladım. Ya bunun cemi nun olamaz mıydı? Mesela el-haletane. Fethalı olsaydı esreli olduğunu sen nereden çıkardın diye düşünen arkadaşlar olamaz mı? Olabilir. Bu kelime fethalı olsaydı sağ tarafında elif olmazdı. Ne olurdu? Vav veya ya olur. Nun'un sağında elif varsa onun esreli olur. Yani %99 oranında böyledir. Değişik kalıplar gelebilir. O zaman işler değişir. Tesniye de ve cemi ise konumuz kesinlikle böyledir. Farklı kalıplar olabilir. Şu an için onlar daha gelmedi. Siz bu şekilde gördüğünüzde direkt tesni olduğunu varsayın. %99 oranında tutar. Nun'un sağında elif varsa onun esrelidir. Ya esre veya fetha ne fark eder? Esreli ise tesniyedir yani. Ona göre getireceğin kelimeyi de tesniye yapacaksın. Sağında elif var demek ki raf halinde. Önemli bir şey. Elif'in de sağında T var. Demek ki kelime müennes.
Getireceğin kelimeyi de el-mehbubani değil, mehbubetani yapacaksın. Yani eliften önce yine t geldi. Şu takıyı, şu görünen nun, elif, t bizzat buraya uygulayacaksın, ekleyeceksin. El-evladu veledun veledani evlat. Cimi mükesserdir. Çocuklar manası. Ümmehat, şurada üm vardı, onun ümmehat. Cimisi gelmiş, cimi mühendisidir. Sanırım anlatabildim. Bu kelimelerdeki özellikleri şu kelimede uygulaman gerekir. Va koy ente gizli fail. Sen koy neyi? El kelimati kelimeleri. Öyle kelimeleri ki el münasibeti münasip kelimeleri koy. İyi de nereye koyalım? Fil feragatil atiyet aşağıdaki boşluklara onları yerleştir. Koy, ekle, artık ne diyeceksin? El ammatu. Gerçi şu da var. Hiçbirine mana vermedim. Hani mana vermeden de olabilir. Onu göstermek istedim ama birazcık mana verelim. Halun dayı demektir. Hal dayı. Haletun teyze. Ammun amca. Ammetun hala. Şu ammun kelimesine yakın çok kelimeler vardır. Mesela immetun esseyle sarık. Umum gelebilir genel. Bir sürü kalıp gelebilir. Hareketler önemli. Buna göre el ammatu gelmiş burada. Ammatu yani sonunda ne var? T var. Ammun değil. Ammatun hala olur. Ammetun hala. Ammatun halalar. Cimidir, müennestir. Nerede anladın cimi ve müennes olduğunu? Açık bir T var. Sağında dik elif var. Bu neyi gösterir? Bu kelime cimi, müennestir. %99 oranında yine tutar. Bazı cimi mükesserler de bu şekilde takı alır ama bu tür kelimeler %99 oranında cemi müennestir. Çoğunlukla böyle yani. Ne yapalım cemi müennesse? Yapacak bir şey var arkadaşlar. Ne yapacaksın? Sonundaki takı ne? Açık T, sağında dik elif var. Şıklardan da aynı özellikle bir tane seçmen lazım. Bu olmaz, bu olmaz. Cim doğru olur çünkü açık T, sağında dik elif var. Aynı özelliğe sahip. Bunu seçersin. 2. El-ehavatu. El-ehavat nasıl bitmiş? Açık T sağında dik elif var. Ne yapacaksın? Aynı özelliğe sahip kelimeyi seçmen gerekir. O da nedir? Elif şıkkıdır. Dalibat. Değil mi? Dalibatı. Dalibatun diye gelir de. Yani el-ehavatu dalibatun şeklinde gelir. Sonu açık T dik elifle bitmiş. Aynı özelliği taşıyan kelimeyi seçersin. Diğerlerini seçmezsin. 3. Hami şurtiyun. Şurtiyun kelimesinin özelliği neyse ona uygun seçmen gerekir ki parçada zaten geçmişti bu. Şurtiyundan sonra ne gelmesi lazım? Mütekaidun gelmesi lazım. Mütekaidun, mütekaidetun bu müennes. Mütekaidani. Elif var. Eliften sonra nun ne olur? Esreli olur. Kelime tesniye yani. Cimdeki tesniye. B şıkkındaki müennes bir kelime. Bizse hami, kayınpeder demişiz. Kayınpeder diyorlar sanırım ona. Dolayısıyla ne olacaktır? Müzekkerdir ve müfrettir. Uygun kelime. Elif şıkkı olur. Parçada zaten geçmişti. Hamati, müennes ve müfrettir. Ne yapmak lazım? Mümerrizatun demek lazım. Mümerrizatun, cim şıkkı. B olmaz, açık T ve dik elifle bitmiş. Elif olmaz, bundan önce elif var. Yani kelime tesniye. Sıra geldi 5'e. 5, ebi diyor. Ebi benim babam. Ebun baba, ebi benim babam. Yani bir kişi ve müzekkerdir. Ne yapman lazım? Eşik, meşgulün, meşguldür. Külle yemin, her gün meşgul, her gün işi vardır. Meşgulün dedim. Niye mesela meşguletani demedim? Bu kelime bundan önce elif var. Tesniye yani ikildir. Buysa iki baba demiyor ki babam. Bir babadan bahsediyoruz. Burada ise iki kişi. Tesniye. Uygun değil. Biri tekil, biri ikil. Olmaz ki. Meşguletun bunu seçseydik. Bu kelime müennestir. Bakın sonunda kapalı bir T var. Kapalı T ne demek hocam? Bu çok değişik bir kavram. Deme ihtimaliniz olabilir. Bakın şuradaki de T. Bu T açık T. Yani bir kayık gibi. Altı bayağı bir uzunca gitmiş. Bir tabanı var. Burada ise mümerrizatun olsun, meşguletun olsun. Bunlar ise bitişik, yuvarlak T. Yuvarlak T'dir. Hani H'ye benzeyen T.
Sayı merbuta derler buna. Bu nedir? Mühendislik alamet. Bir kelimenin sonunda bu varsa o kelime mühendistir. Baba demiştik. Baba mühendis midir? Değildir. Öyleyse uygun olmaz. Meşhurun doğru çık. 6. El-Uhtani demiş. Uhtani kelimesi Uhtani dedim görüyorsunuz. Uhtanu ne demedim. Ni Elif'ten sonra gelmiş. Yani esreli olacak bu nun. Sağında Elif var. Demek ki bu ne kelime? Tesniyedir. Kildir. Buradan bir tesniye seçmen lazım. Zaten bir tane tesniye var da. O da ne? Cim şıkkı. Zahibe tane. Öyle değil mi? Nun ve Elif ile bitmiş. Aynı özelliğe sahip. O yüzden onu seçelim. Burada iki tane tesniye verilebilirdi. Biraz daha zorlaştırılabilirdi. Ne yapmak lazım? Elif'in sağında T var. Siz de aşağıda Elif'in sağında T olanı seçmeniz gerekir derdim ama zaten bir tane tesniye olduğundan başka alternatif yok yani. Alternatif olsaydı ne yapardınız? Bunun 3 özelliğini aşağıda bulmanız gerekirdi. Şu an için 2 özellik, hatta tek özellik. Nun'la bitmesi bile yeterli. Nun'la biten tek var. Elif'ten sonra Nun gelmesi önemli yani. Yoksa her Nun'la biten kelimeyi seçelim değil. Sil Rasala yasıra sil beynel mecmuateyni sil birleştir buluştur beynel mecmuateyni iki cümle arasını iki yazı arasını sünme sonra uktup yaz ha o cümleleri kemafil misal örnekte olduğu gibi. Örnekte nasıl olmuş? Örneğe baktığımızda haulâ-i ennâsu mesrûrûne cidden. Şuradaki cümleyle buradaki cümle eşleştirilmiş. Buna göre lena ile nereyi birleştirirsin? Bir soru. Lena ile en alttakini birleştirelim. Difle tane. Lena bizim difle tane iki kız çocuğumuz var. Difle tane tesniye midir? Evet. Nundan önce Elif var. Bu onun tesniye olduğunu gösterir. Elif'ten de önce T var. Bu bunun müennes olduğunu gösterir. Yani ben iki kız çocuğumuz var dedim. Dikkat edin. İki erkek çocuğumuz var demedim. İki erkek çocuğumuz var diyebilmek için Elif'ten önce T'nin olmaması gerekir. T'si geriye ne kalır? Diflani kalır. Öyle değil mi? T olmazsa diflani. Tamam. Diflani olsaydı iki erkek çocuğumuz var derdim. Ama Elif'in sağında T olduğu için iki kız çocuğumuz var dedim. Buradaki T manayı değiştiriyor. Olay bu. Daha sonra ümmi gelmekte. Ümmi benim annem nedir? Mut'abetün yorgundur. Hem de tulül yevm her gün. Gün boyunca yani yorgundur. Yorulmuştur çalışa çalışa. El-Uhtani iki kız kardeş. Nedirler? Dabibe tane tabiptirler. Bayan doktordurlar. Nerede? Film işte Şah Hastanede. Ahi benim erkek kardeşim nedir? Mühendisun hasubun bilgisayar mühendisidir. Haulâ ennâsu mesrûrûne cidden. Gerçekten de şu insanlar mesrurdur, sevinçlidir denilmiş. Yani bu cümle buraya yazıldığı gibi. Nasıl bunu buraya yazmışlar? Siz de şuradaki lenayı, ümmi az önce birleştirdiğim şekilde birleştirerek buralara yazmanız bekleniyor. İmle doldur el feragatil atiyet aşağıda gelen boşlukları minel gaimeti kutulardan. Kemafil misal örnekte olduğu gibi işte el ümmü ahakku İşte nokta nokta diyelim. Çizgi buradan nası seçmişler. İki de tar'a bu devam ediyor. Nokta nokta buraya ne seçilir? Bu şekilde bir soru. El ummu anne nedir? Ahakkun nasi. İnsanlar arasında en fazla hak sahibidir. Neye? Bir ihtirami hürmete. Hürmet görmeye. Bir insana bir değer vereceksen, bir hürmet göstereceksen en fazla kime bunu göstermelisin? Anneye. İki, tel'abu oynuyor. Laibe yel'abu tel'abu. Eddiflatu çocuklar oynuyor. Kız çocuklar ama dikkat edin. Sonunda ne var? Açık T sağında dik Elif var. Bu onun cimi ve mühendis olduğunu gösterir. Yani kız çocuklar oynuyor. Nokta nokta nokta. Öyle kız çocuklar ki es-sagiratu küçük kız çocuklar oynuyor. Nerede? Fi hadikatil menzili. Evin bahçesinde oynuyor. Es-sagirat kelimesini seçtim. El-kebirat olmaz mıydı? Olurdu da yani büyük kız çocuklar oynuyor olurdu. Küçük kızların oynaması daha akla yaygın. Yatkın yani. 3. İmtihanatu hatta imtihanatun veya tu cümlenin akışına bağlı. Akışı ne? Akışı olarak şuradan tarihi seçelim. İmtihanatu
Tarihi, tarih imtihanları, sınavları ne zamandır? Yevmel Erbi'a. Erbi'a çarşamba demektir. Çarşamba günüdür. İmtihanatu et-tarihi. İmtihanatu tarihi yevmel Erbi'a. Yevmel Erbi'a. Ne zamandır tarih imtihanları, sınavları? Çarşamba günüdür. 4. Yedrüsü, derase, yedrüsü, ders görüyor. Kim? İhvani, benim kardeşlerim. Nerede ders görüyorlar, okuyorlar? Fi camiatil gazi. Gazi Üniversitesi'nde. Camia, üniversite demektir. Gazi, Gazi Üniversitesi. 5. Muhammedun. Muhammed nedir? Resulullah. Allah'ın Resulüdür. Elçisidir. 6. İstema'tu, ben işittim, ila nesaih, gerisi belirsiz. Bakalım neyi seçeceğiz. Nesaihi ebi, babamın nasihatlerini dinledim. Esasen nesaih kelimesi gayrimusarif. Yani cerri ve tenvin kabul etmez. Haya esey veremezsin. Ama biz niye verdik? Bu kelime şu an muzaftır. O yüzden esey kabul edebilecek durumdadır. İla nesaihi ebi, babamın nasihatlerini işittim, dinledim demektir. Yedi, kefeet el ümmü benatiha. Buradan da kebirat kelimesini seçeriz. Sekiz, vessale ez-ziyufu, misafirler vardı. Buradan da el-e'izza seçeriz. Ez-ziyufu el-e'izza'u ila menzilina, evimize ulaştılar. İkra el ayet el kerime, ayeti kerimeyi oku. Ve gadâ rabbuka ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ. Ne diyor? İsra suresi 17-23. İsra suresi 23. ayet, İsra'da 17. suredir demek istiyor. Ve gadâ hükmetti, emretti kim? Rabbuki, senin Rabbin. Neyi emretti? Ellâ ta'budû, kulluk etmemenizi emretti. İlla ancak kulluk etmenizi emretti kime? İyyahu, sadece kendisine. Buna göre Allah Teala sadece kendisine kulluk etmenizi emretti. Başkasına etmemenizi emretti. Tekrar alalım. Rabb'a emretti. Rabbuki, senin Rabbin. Ella ta'budu, kulluk etmemenizi. Hiç kimseye kulluk etmeyin. İlla İyyahu, sadece ona, yani Allah'a kulluk edin. Bu bir emirdir. Ve bil valideyni, ve anne babaya da ihsanen, iyilik etmenizi, düzgün davranmanızı emretti. El müfredat et ta'birat el cedide. Burada geçen kelimeleri tekrar bakmanız, incelemeniz, manalarını önceki ve şimdiki videolardan kutuların, kelimelerin hemen yanlarına yazmanız önemli. Yazın. 3-5 daha bakın, manalarını bilin. O şekilde sınava girmenizde fayda olacaktır diyoruz. Böylece o videonun sonuna geldik. El-Vahdet 3, Hayatut Talib.